Yani düz akorlar alacağım. La minör, mi minör. Hep aynı kalın. La minör. C'de bitiriyorum. La minör. Mi minör. La minör. Şimdi biraz serbest. La minör. C'de. Evet. Şarkımızın şimdi bu bölümdeki akorlarına bakalım. Bu arada şarkımız aslında do minör tonundan. Fakat kapı 3 takarak, yani do minör yerine la minör diyebileceğim artık. Mi minör. Fark burada aslında sol minör akoru. Fakat biz onun yerine yine mi minör diyeceğiz. Biraz daha kullanabildiğiniz akorlar veya mümkün olduğu kadar barisiz akorlarla nasıl çalabileceğinize dair yöntemleri göstereceğim. Burada şarkıda aslında başlangıç yine la minör yapabilirsiniz. Fakat biraz daha canlı olsun, şarkı birazcık daha duygusallığı vermesi için la minör 9'lu, et 9 akorunu kullanabilirsiniz. Yani la minör, 3. tel, 4. perdeyi serçe parmağınızla alıyorsunuz. La minör 9. Sonra ki akor yine mi minör. Fakat yine biraz daha o buğulu tınıyı verebilmek için yine burada da et 9 kullanabilirsiniz. Bir yerde geçişi var. Burada yaptığım süsleme ise la minörden sonra direkt bunu alıyorsunuz. Sonra akor tınlatıyorsunuz. Yine şu iki teli kullanmadığım için onları vurmuyorum. Böyle de yani akoru böyle basmak zorunda değilsiniz. Şöyle almanızı ve zorlamanıza gerek yok. Sonra tekrar la minör, mi minör, la minör, mi minör diye gidiyor. Bir yerde serbest ölçüyle birlikte do majöre geçiyor. Sonra tek la minör ve arkasından C7 akoru. Bunu da kullanabilirsiniz. B7 akorunu ya da direkt bu akorda kullanabilirsiniz. Evet, la minör 9 ya da la minör, mi minör 9. Burada yine 4. tel 4. perde alarak yapıyorum ya da mi minör. C7 B7 akorunu ya böyle ya da böyle bu tınıyla birlikte alabilirsiniz. Do majör, la minör. Daha ölçü serbest. Daha dağınık. Şimdi nakarata geçecek. Hemen buradaki yaptıklarımızı tekrar edelim. Do majör. Burada ben biraz daha vuruş tekniğini uygulayarak sadece si sesini alıyorum. 5. tel 2. Fakat burada elimi 4. teli tutuyorum. Böylelikle İki tele vursam bile 4. telin sesi gelmiyor. La minör'e bir geçiş yapabiliyorum. Ve serbest bir ölçüyle C7'ye geçiyorum. C7'den sonra zaten tekrar do majör, la minör, C7 ve mi minör'e tamamlıyorum. Şimdi nakarata geçiyoruz. Mi minörde. Biraz daha dediğim gibi parçanın ölçüsü çok serbest. Piyano arpej yürümüş ama siz burada tam ritmik bir yürüyüş yapabilirsiniz. Mi minör. La minör. Sol majör. C7. Mi minörü. Tamam. La minör. Sol majör. Böyle aldım. C7'de bazen şu süslemeyi yapabilirsiniz. C, 1. tel 2. perde ile birlikte fa diyezden sonra sol sesi tekrar fa diyez, mi'ye bu hissi vermesi için. Şimdi devam edelim. C7'de kaldık en son.
Do majör, La minör, biraz daha serbest. Şarkının ritmik yapısı dediğim gibi biraz serbest. Serbest olduğu için hani söyleyene göre ritmini veya ritminizi veya arpejinizi ayarlamanız gerekiyor olabilir. Tamamen. Ben çalımı biraz daha buradaki söyleme tarzına göre ritim atmaya çalışıyorum. Bütün şarkı kullanılan akorlar aslında La minör, Mi minör, Sol majör ve